Bu kez 4 dakikada 4 öneri videosuyla karşınızdayım. Bir de puanlama yapacağım, bir de çekilişim olacak. İlk kitap Scott Peck, Kötülüğün Psikolojisi. Size hemen kitaptan bir yer söyleyeceğim. Eminim ki dayanamayıp koşa koşa gidip alacaksınız. 15 yaşındaki Bobby'nin solgun yüzüne ve cansız gözlerine bakarak sordum. Ailen yılbaşında sana ne hediye etti? Bir silah. Bir silah mı? Ne çeşit bir silah? Bir tüfek. 22'lik bir tüfek. Sormaya korkuyordum. Çünkü vereceği cevap beni dehşete düşürecekti. Nihayet sordum. Abinin intihar ettiği tüfek mi? Evet, diye yanıtladı. Öyle bir kitap ki size ailelerin ne kadar acımasız olabileceğini, ailelerin bilmeden belki de bilinçaltlarıyla çocuklarına ne kadar kötülükler yapabileceğini, kötülüğün psikolojisini anlatacak. Muazzam bir kitap, çok şeyler öğreneceksiniz. Benden psikoloji kitap önerilerini istiyordunuz. Ben de bu hafta birazcık buna ağırlık vermek istedim. İkinci önerim ise Walter Mischel'in Marshmallow Testi. Şu anda sahip olabileceğin bir şekerleme mi, yoksa biraz bekleyip sahip olabileceğin iki katı şekerleme mi? Çocuklar üzerinde yapılan marshmallow testinin kitaba dökülmüş hali. Walter Mischel'in çok ünlü marshmallow testi. Bu kitap size otokontrolünüzü nasıl sağlayacağınızı, beyninizi nasıl yöneteceğinizi, prefrontal korteksi mi yoksa limbik sisteminizi mi dinleyeceğinizi anlatacak. Çok şey öğreneceksiniz. Eğer kitapla ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız video eğitim kanalına çektiğim otokontrol videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Bir diğer önerim ise Jack Foster'ın Fikir Nasıl Bulunur kitabı. Size fikirle, yaratıcı düşünmek, fikir, merak etmekle ilgili videolar çektim. İşte bu videoları böyle kitaplardan esinlenerek çekiyorum. Böyle insanların yazdığı şahane kitapları okuyarak hazırlıyorum. Hep soruyorsunuz ya, işte bu da o kitaplardan bir tanesi. Size kitaptan hemen kısaca okuyorum. Bazı insanlar nasıl bu kadar yaratıcı olabiliyor? Neden yaratıcı ve parlak fikirler bizim değil de onların aklına geliyor? Yaratıcı olmanın bir yolu ya da anahtarı var mı? Bu sorular zaman zaman hepimizin aklına gelmiştir. Ama bir yanıt bulmaya çalıştığımızdaysa genellikle yaratıcılığın kişiye özgü, tanrı vergisi bir şey olduğunu söyleyerek işin içinden çıkmaya çalışıyoruz. Oysa yaratıcılık ve farklı düşünme her insanın sahip olduğu yeteneklerdendir. Bu hafta size hediye etmek istediğim kitap Arı Kovanı. Bu kitaptan daha önce söz etmiştim. Benim kafamı çok karıştıran bir kitap oldu kendisi. Çok fazla hikaye var kitabın içinde. Gerçekten 300 tane karakterden bahsediyoruz belki de. O kadar fazla hikaye var ve o insanların bütün hayatlarını ele alıyor. Arka yazısını okuyayım, isteyip istemediğinize siz karar verin. Bayan Rosa'nın evreninin dışında yer alan kadınlar ve erkekler birer ikişer onun dünyasına girerler. Dertli kadınlar ve dertli erkekler birbirleriyle ve birbirlerinden konuşurlar orada. Kendileriyle birlikte acılarını, umutlarını, aşklarını ve her birinin bağlı olduğu hayatları da getirirler. Arı kovanı onların dünyalarıyla dolar. Böylece Bayan Rosa'nın Madrid'deki kafesi sadece onun için değil, 300'den fazla karakter ve bu romanın okuru için bir dünyadan ibaret olur. Yani yüzlerce karakterin hikayesini okuyacaksınız. Ama beni yoran, beni sıkan şey şuydu ki çok fazla karakter var ve bir süre sonra isimleri aklınızda, hafızanızda tutmakta zorlanabiliyorsunuz. Bu arada kendisi ödüllü bir yazardır. İsteyenler hem bu videonun altına hem de Instagram'da paylaştığım postun altına aynı yorumu yaparlarsa, istediklerini belirttikleri yorumu yaparlarsa otomatikman çekilişe katılmış olacaklar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin ve hediyelerin devam etmesini istiyorsanız lütfen devam et, yazmaya devam edin. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.